Kılıçdaroğlu seçimleri kaybetti. Kılıçdaroğlu seçimleri kaybedince dediğim gibi yeri, efendim ne oldu? Sarsıldı partide. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu böyle bak, ki ben çıkamıyorum. Zaten işte liderler böyle zamanda böyle olur. Liderlik böyle bir şey. Liderseniz cesur olursunuz, risk alırsınız, çıkarsınız ortaya. Yok. Yani İmamoğlu da o yok. O ya, Abdullah Gül'ün değişik versiyonu. Ee, tamam mı? Abdullah Gül'ün siyaset mizacını yani. Herkes benim üstümde uzlaşsın. Bana altın tepside bir şeyler verirsin falan. Ağzının içinde eveledi geveledi falan. böyle bir şeyler. Bir değişim değişim dedi. Biz, biz internet sayfası falan filan. Ha, daha fare doğurdu. Abi ki ya ben, ben bu toplara girmeyeyim dedi. Bu Özgür Özel dedi. Bu işler için iyi falan. Sonra bir anlaşma dediğim gibi yapıldı aralarında. Ancak şimdi bakın. E, öncesinde. Şimdi bu Değişimci bu Özgür Özel şimdi. Genel başkan adayı. Değişimci. Büyük değişimci. Büyük muhalif. Partimizin kurtarıcısı olacak kendisi falan. Seçim bitmiş 5 Haziran günü. Seçimlerden hemen sonra. Kaç gün sonra? 24, 24 Mayıs'ı değil mi seçimler? 11 gün sonra. 11 gün sonra efendim. Bu Özgür Özel bir televizyon yayınına katıldı bir televizyon yayınına katıldı ve tabi o sırada insanlar infial halinde sosyal medyada falan filan insanlar herkes şey yapıyor istifasını istiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya istifa yeter artık falan filan Hı, tabi Kemal Kılıçdaroğlu oralı bile değil Özgür Özel çıktı abi Fox TV yayınına bakın ne dedi Buyurun, verelim Fox TV yayınında özgürlükler, bakın neler diyor? bazı şeyler görüyoruz. İncilere bakın, özgürlükler Kazıyın, Altını kazıyınca, altından ya mesela seçimden önce hangi mesaj atmış? Mesela bugün bugün umutsuzluk yayan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce e, nefret yayan hesapları bir kazıyın. 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz. Ya bir AK Parti trolü, ya bir işte e, Cumhur İttifakı sempatizanı ya yandaş bir gazetenin bilmem neredeki bir şeyi ya da tamam muhalif görünüşlü ama hep işte Kılıçdaroğlu nefretiyle Millet İttifakı bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmış. Kritik tarihlerde ne yaptıklarına bakın. Öyle bir de sosyal medyada mesela bazı şeyler görüyoruz. Kazıyın altını, kazıyın, kazıyın. Altını kazıyınca Altından ya mesela seçimden önce hangi mesaj atmış mesela bugün bugün umutsuzluk yayan bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce kork e, nefret yayan hesapları bir kazıyın 14 Mayıs günü ne mesaj atmış 13 Mayıs günü neyi paylaşmış neymiş ya, arkadaşlar evet. duydunuz mu partimizin kurtarıcısı büyük değişimci büyük reformist Özgür Özel efendim. Seçimlerden 11 gün sonra çıktı insanları bu hayal kırıklığına uğramış ve artık yeter diyen, artık bırak istifa et diye Kemal Kılıçdaroğlu'na ellerindeki tek mecra olan isyanlarını duyurmak adına ellerindeki tek mecra olan sosyal medya mecralarından tepkilerini gösteren insanlara yani sizlere bizlere çıktı. AKP'li dedi, kripto AKP'li dedi. Muhalif görünümlü dedi. Ama aslında dedi CHP'nin altını karıştırmaya çalışan insanlardı. Bir daha bir oynatalım. Bir daha oynatalım. ile Millet İttifakı bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmış. Kritik tarihlerde ne yaptıklarına bakın. Öyle bir de. Ve sosyal medyada mesela bazı şeyler görüyoruz. Kazıyın altını kazıyın kazıyın. Altını kazıyınca altından ya mesela seçimden önce hangi mesaj atmış? Mesela bugün bugün umutsuzluk yayan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce kork, e, nefret yayan hesapları bir kazıyın. 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz ya bir AK Parti trolü ya bir işte e, Cumhur İttifakı sempatizanı. Ya yandaş bir gazetenin bilmem neredeki bir şeyi ya da tamam muhalif görünüşlü ama hep işte Kılıçdaroğlu nefretiyle Millet İttifakı bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmış. Kritik tarihlerde ne yaptıklarına bakın. Öyle bir de ve sosyal medyada mesela bazı şeyler görüyoruz. Kazıyın altını kazıyın kazıyın. Altını kazıyınca altından ya mesela seçimden önce hangi bir mesaj atmış? Mesela bugün bugün umutsuzluk yayan Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce kork nefret diye yani hesapları bir kazıyın. 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz ya bir Ak Parti trolü ya bir işte Cumhur İttifakı sempatizanı. Evet neymişiz arkadaşlar biz? Neymişiz? Ak Parti trolüymüşüz. Neymişiz biz? Yandaş medya gazetecilerinin bilmem şeyleriymişiz. Yandaş medyanın bilmem şeyleri. Onda bir şey de diyemiyorum. Bilmem bir şeyleriymişiz. Neymişiz biz? Muhalif görünümlü partinin altına oymaya çalışan insanlarmışız biz. Şimdi peki kendisine, ne? Özgür Bey. Bir kendisi bizatihi genel başkan adayı. Şimdi ben buradan Özgür Bey'e sormak istiyorum. Kendisi AK Parti trolü müdür? Kendisi e, muhalif görünümlü ama Cumhur İttifakı'na çalışan, aslında Cumhur İttifakı'nı e, besleyen bir figür müdür? Yoksa yandaş basının kendi ifadesine göre bilmem bir şeyi midir? Buradan soruyorum şimdi kendisine. O bize diyor ya o zaman. Kılıçdaroğlu nefreti üzerinden şöyle böyle falan. Çok değil bakın Seçimden 11 gün sonra yapıyor bunu. Bu açıklama özgürlüğü. Can siperhane bir savunma. Hatta bu yayında bazı noktalarında, yayının bazı bölümlerinde de diyor ki istifa edecek mi Sayın Genel Başkan diye soruyor İlker Bey. O da diyor ki hayır canım bizim partimizde diyor. Kesinlikle diyor milletvekillerimiz arasında böyle bir talep olmadığı gibi Kamuoyundan da böyle bir partilerimizin tabanından yani parti tabanımızdan da böyle bir istek yok. Hatta ve hatta diyor bize gelen çok yığınla mesaj var diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siz görevinizi yaptınız. Yani siz görevinizi yaptınız bu halk anlamadı demişler. Ona getiriyor. Siz çalıştınız elinizden geleni yaptınız her şeyi yaptınız. Yani Diyor ki bir de mesela bu yayında yine Özgür Özel istifayı gerektirecek ne var diyor. Bu yayını bulsunlar izlesinler. Çalar Saat programı yani geniş kısmını izlemek isterseniz Çalar Saat kısmı isimli Fox TV'nin sabah kuşağı programı 5 Haziran günü. Özgür Özel'in konuk ettikleri program. Yine orada diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için diyor bir dramatik sebep olması lazım diyor. Yani parti yüzde 25 alır, yüzde 30 alır da yani istifa eder Kemal Bey yüzde 48, 60 diyor yani niye istifa edecek? Bak <laughs> yani aklımıza da dalga geçiyor. Parti zaten 25 almış o da Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi listelerde olan isimlerle beraber dolayısıyla o partilerin tabanları da CHP oy verdiği için 25'lere gelmiş. Yani oy aslında yüzde 22'lerde. Yüzde 48'in içinde HDP'si var, TİP'i var, mesela onu var, bunu var, 13 tane parti var.